Bu beyaz havucun ne işe yaradığını tabii ki kimyasına bakacağız ve ona göre anlatacağız. Yani sen şimdi kalkıyorsun Latin Amerika'dan Kinoa getiriyorsun Türkiye'ye. E bizim Kinoa ile ne işimiz var? İçinde fitik asit var. O fitik asit biliyorsunuz onun bütün görevi işte çimlenirkenki ki enerjisi oradaki fitatlarda saklı Yani o harekete geçiriyor Çimlenmeyi. Fakat bilinmesi gereken şey var bu fitik asit fitik asit eğer gerekli proteinleri yok ise ne olur vücudundan demir atar kalsiyum atar Çinko atar. Bizim kültürümüze uygun değil. Ha bizde kuru fasulye var, nohut var. Anadan kızına geçen bir kültür var. Ne yapıyorlar bunu Hüseyin? Akşamdan sabaha ıslatıyorsunuz. Evet. İçerisindeki fitat, yani fitik asiti siz suya geçiriyorsunuz. Suya geçiyor. Böylece onun e, demir veya kalsiyum veya magnezyum veya çinko em emilimini engelleyeni suyuna koy geçirmiş oluyorsunuz. Büyük oranda. Şimdi fitik asitin içeriden dışarı çıkabilmesi için yapılması gereken bir şey var. Bunun pH'ının asitinin e, ölçüsünün ölçüsünün 5,5 olması lazım. 5,5. Fitaz enzimi var. Onu parçalayan 5,5 da en yüksek verimlidir. Ne yapacaksınız? O zaman efendim ıslattığınız zaman işte neyse bu kuru fasulyedir, nohuttur. Ne ıslatıyorsanız yapacağınız akşamdan sabaha mümkün olduğu kadar onu eğer 17 saate çıkartabilirseniz muhteşem olur. Dolayısıyla ne yapar bu demir yani divalent elementleri işte çinkodur, magnezyumdur, kalsiyumdur. Bunların emilimine engel olmaz. Anemisi olanlar kesinlikle kinoadan uzak durun. Hem bizim kültürümüzde değil. Nereden çıktı ya? Anadolu bize böyle bir açlık mı gösterdi? Bu büyük bir saygısızlıktır. Yani ıslatıyorsunuz ama işte şişiyor. Olmuyor bu iş. Hüseyin olmuyor. Yanlış bir şey. Şimdi mesela laf lafı açıyor. Hemen geçeceğim. Ateş Hocam bir, bir soru çok özür dilerim. Tahılların bekletme suyuna bir kaşık kefir ya da yoğurt koyunca fitik asit daha hızlı gidiyor demiş bir değerli seyircimiz. Çok güzel bak şimdi. Aferin o seyirciye. Şimdi bir şeyi Hunzalar var. Çok eski türlü şeyde Asya'da yaşayan. Bunlar 100 yaşına kadar yaşıyor. 120'yi buluyorlar. Bunlar et yemez. Hep sebze meyve ağırlıklı beslenirler. Tükettikleri her sebze ve meyve fermentedir. Güneşte kurutur öyle yer. Yani fermentasyon, ekşitme demektir. Bu anlamda insan sağlığı için bulunmaz bir nimettir. Fermentasyon ürünleri eğer doğal ise mantar hastalıklarına karşı müthiş bir direnç gösterdirir fermantasyon. Şimdi burada mesela ateş böcek... ha şeyi söylüyorum orada vatandaş bakın Alalım. laktik asit de koyabilirsiniz. O net koyuyorum diyor. Kefir ya da yoğurt. Yani. Tamam. Ne var içinde yoğurdun? Laktik, laktik asit kasit. var mı? Bereket. Glikoz ve galaktozdan oluşan, yani süt şekeri, <laughs> süt şekeri dediğin laktoz. Glikoz ve galaktozun bir araya gelmesi laktozdur. Bu ne yapıyor bu? Laktik asit üretiliyor işte yoğurtta. Yani onu bakteriler veya maya neye çeviriyor? Laktik asite. Yani pH düşüyor. Asidik oluyor. İşte ondan biraz koyarsan diyor içine fitik asit daha çabuk çıkar. Aferin ona. Tebrik ediyorum. Başka ne yapabilirsiniz? Başka? Bir iki damla. Fazla değil ha. En çok üç damla. Sirke. Marifet. Onun Asiditesini, onu asidik yapmak. Hemen yani buradan fitik asit geçmeye başlar. Ve Anadolu insanı şunu da bilir. Kuru fasulye, nohut yaptığı zaman mercimek, barbunya, e, bar hanım bunun kimyonunu koydun mu der. Kimyonu koyduğunuz zaman fitik asitin yüzde yüzü yani kimyonla beraber pişireceksiniz çok az yüzde yüzü suya geçmediği için ıslatma esnasında ne yapıyorsunuz? İşte oradaki fitik asiti bağlıyorsunuz. Ve gayet rahat sindirilebilir bir kuru fasulye, nohut, mercimek tüketiyorsunuz. Bu, bu bir kültürdür. Bak şimdi Hüseyin, bir şey var. Ben ateş böcekleriyle uzun yıllar çalıştım. Orada Lucifer'in Lucifer'az diye bir işte sarı yeşilimsi bir ışık renk veriyor ya. Evet. Bazen bakarsın bazı ateş böcekleri ışık vermez. Allah'ım bu niye ışık vermiyor? Hayvan hasta. Bağışıklık sistemi zayıflamış. Yani kanallarında şöyle söyleyelim değerli izleyicilerimiz damarlarında damarlarında işte bu şey çözülmediği için demir, çinko, kalsiyum ve magnezyum çözülmediği için kalsifikasyon dediğimiz olay oluyor. Yani kireçlenme. Hayvanın bazı damarları tıkanıyor hmm. ve ışık veremez hale geliyor. Aynı şekilde işte bunu bilinçsizce kullandığınız zaman kullandığınız zaman işte bu gıdalardaki kalsifikasyon diyoruz. Yani ne oluyor? Böbrek taşı, prostat taşı, işte safra kesesi taşı oluşumuna sebep oluyor. Peki her insanda mı böyle? Hayır. Bazı insanlarda, bazı in insanlarda osteopontin dediğimiz yani burada 4-5 tane protein var. Yani bu kalsiyumu, magnezyumu, çinkoyu işte ne yapıyor bunlar? Bağlanmasını kal kalsifikasyona uğramasına engel oluyor. İşte bu bir yerde e, nedir? Nedir bu? Bağışıklık sistemiyle ve onun ürettiği proteinler. Şey vardır, tıp hekimleri, biyologlar çok iyi bilir. Makrofaj denir. Makrofaj gider, bu hidroapatiti yani kalsiyum oksalatı, e, hidrojen içerik hemen onu parçalarlar, yok ederler. Böylece kalsifikasyon durur. Yani doğanın müthiş bir gücü var. Bunları göreceksiniz. İşte biz misal vermekten ve örnek göstermekten asla çekinmeyiz der. Bir ateş böceğinin artık ışık veremiyor hale gelmesinin arkasındaki neden kalsifikasyondur. Demek ki o kalsifikasyonu engelleyecek proteinleri onun metabolizması üretmez olmuş eğer prostat taşından, safra kesesi taşından, böbrek taşından şikayet ediliyorsa bunun 4-5 tane sebebi vardır bunun. Sebeplerinden bir tanesi örneğin osteopontin dediğimiz bir proteini sentezleyememesidir. Sen de ben de böbrek taşı olmadığına göre, safra kesesi taşı olmadığına göre yani bunu biz e, dengeli bir şekilde üretiyoruz demektir. Bu arada işte kireçlenmeyi, kalsifikasyonu işte damarlarda kireçlenme oluyor. Arteriosikleroziz denilen damar sertliğinin de sebebi budur. Evet.